Evet başkanım, kolay gelsin. Allah razı olsun. Buyur. Sabah saatlerinde Eğirdir'de iki iş yeri, bir otel, bir restoran olmak üzere bazı bölümler mühürlendi. Bununla ilgili basında haberler çıktı. İşte siz misiniz Eğirdir'de Tayyip Erdoğan'a %56 oy toplayan gibisinden başlıklarla. Biz de size bir soralım dedik. Bu mühürleme olayının gerçeğini. Ağzı olan konuşuyor idi. Şimdi sitesi olan iftira atıyor. Tamam mı? Ben burada ne sitecilerin, ne paralelcilerin, ne şucuların, ne bucuların oylarıyla göreve gelmedim. Aslan gibi çalıştım. Eğirdirli takdir etti. Göreve geldim. Seçimden önce de AK Partililer, Gök Partililer, Yeşil Partililer, Sarı Partililer ring yaptıkları kanunsuz işlemlere göz yumacağım falan demedim. Ben belediye kanunun bana verdiği yetkileri göz önüne alarak bazı şikayet ve olumsuzlukları değerlendirdim. İmar kanunundaki şartlar uygulansın diye ilgililere emir verdim. Ne seçimin öncesi, sonrası kafamda var, ne de kimin aldığı oy. Ne diyor Başbakan akşam? Ben 76 milyonum, Cumhurbaşkanı seçildim. Evet. Vermeyenler de teşekkür ediyorum, verenler de. Ben de Eğirdir'in belediye başkanı seçildim. Yasaları uygulayacağım. O seçimden sonraki konuşmamda burada yazılı. Dedim ki her şey bitti. Bundan sonra siyaset falan düşünmem. Ama şu var, ben falan partiliyim. Benim üstünlüğüm var gibi düşünen var ise olmaz. Biz yasaları uygularız dedim. E arkadaşlar, eften püften sebepler. E tamam, cehaletin dik alası. Neymiş bu eften püften lafı? En azından bu site dediğin kimler ise, telefon denen alet var. Herkese çıkıyorum, cevap veriyorum. Bana sorsalardı bu soruları. Eften püften sebep. E öyle şey yok ki. Bunlar ne imarcı ne de kanunları uygulayanlar. Bizim yaptığımız bir hata var ise adliye emirlerinde giderler, mahkemeye müracaat ederler, iş yerlerini açtırırlar. Şimdi bunlar arkadaşları iyilik falan yapıyorlarını, yapacaklarını falan zannediyorlarsa gazlı kuyuyu öbür adamlara iterler. Evet, özellikle Pehlivan Restoran 10 yıldır 110 açık yıldır oldu. Da olabilir. İmar kanunu açık. Belediye muttali olduğunda kaçak inşaatı mühürler diyor. Bitti. Bu kadar kolay. Öbürkü ne yapmış? Yıllar önce otel açmış. Ne yapmış? Asansör yok. Gelmiş. Gece gece asansör yaparmış. Ta BİMER'den bize şikayet var. Baktık ki doğru. Ef püf neymiş? Yani bir otelde gece gece asansör yapmak eften püftense, bu sitecilerin kara cahilliğinin göstergesi. Kimse o siteciler. Gelsinler şu eften püftene bizi bir öğretsinler. Değilse özür dilesinler. Ya bize böyle dendi. Biz falancıdan 50 lira aldık, 100 lira aldık, bu haberi yaptık. E gülme. Biz gaza gelmişiz veya dolmuşa binmişiz. Pardon desinler. Bizim yaptığımız işlem 3194 sayılı kanuna uygun, yaptığımız hatalı bir işlem varsa adliye açık. Verirler mahkemeye süresi içinde, durdururlar. Metre metre ölçtürdü, santim santime ölçtürsek ne yazar? Yarası olan gocunur. Çiğ yemeyenin karnı ağrımıyor ki, muhakkak çiğ yemiş karnı ağrıyor. Yani santim ölçse ne olur, metre ölçse ne olur? Ölçmüş. Doğrusunu yapmış. Kanunun istediğini yapıyor. Ama birisileri ben falan partiliyim, benim üstünlüğüm var diyor ise, Eğirdir'de benim görevde olduğum sürede
avucunu yalar. Gidecekler başka kanunsuz veya onların üstünlüğü sağlanmış yerlerde icrayı sanat edecekler. Eğirdir'de bu kabil işlemler olmayacak. Tamam Kemal? Evet. Başka? Teşekkürler başkanım. Var mı bir şey? Başkanım biz sorduk, siz cevapladınız. Cevapladık. Peki. Teşekkür ben ediyoruz. Teşekkür ediyorum.